belki yaşanan süreçten biraz daha bahsetme şansımız olabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer sorularınız olursa lütfen cevaplamak için biz buradayız. Ümit Sönmez 4005. Sormak istediğim çift duvarla tek duvar, ki çok uzun boyda bir tek duvarınız vardı. Bunun ses izolasyonu ile ilgili olması gerektiği konusunda bir söz söylendi ama orada asıl amacın tek cephelerde nasıl, yani diğer fonksiyonlar nasıl çözülüyor hakkında bir bilgi edinemedim. O konuyla ilgili biraz açarsanız daha iyi olacak. Diğer fonksiyonlar derken? Yani sesten başka diğer izolasyonlar. Yani çiftin meydana getirdiği avantajları, iklimlendirme vesaire, diğer bütün usul şeyleri. Aslında şöyle bir durum söz konusu oldu. Biz ilk başlangıçta tabii ki mimari de bir kaygı ile yola çıkıldı. Yani onun yanı sıra bu güneş kırıcı sistemler bu kadar büyük bir cephede mutlaka bir şekilde o ya da bu şekilde kullanılması gerekiyor. Bunu yaparken biz mümkün olduğunca hafif öğeler kullanmak istedik. Yani çok böyle ağır mekanizmalar operasyonel olarak da ileriki dönemlerde dış mekana maruz bırakıldığında sıkıntılar yaratılabiliyor açıkçası. Onun da bir şeysi vardı ek olarak. Tabii ki İstanbul koşullarında kapalı bir sistem yaratmak bunun kafamızda, aklımızda oluşturduğu bir takım sorular oldu. Bununla ilgili de nitekim içeriye olan etkisini araştırmak adına İTÜ ile bir çalışma yaptık. Werner Sobeck ile paralel olarak yürüttüğümüz çalışmaya. Onun sonunda da aslında henüz tam olarak bitmiş değil tasarım. Yani buradan çıkan sonuçlarla bu pik dönemde eğer tamamen kapatırsak bir sıcaklık, ekstra sıcaklık oluşma durumu olabileceğini gözlemledik. Ona istinaden de farklı bu cidarın nasıl tasarlanacağıyla ilgili, nerelerde açıklıklar yapabiliriz, nerelerde havayı ekstradan alabiliriz, bunların çalışmaları sürüyor. Kısmi olanlarını pek görmedik daha evvel. Pek yani kısmi çift cidarlı cephe bilmiyorum. Mümkün olduğu kadar böyle bir şey oldu mu daha kompakt sistemler halinde çözülüyor. O bakımdan bu farklılaşmanın getirecekleri hakkında bir bilgi sizde daha şu anda neticelenmemiş ama. Aslında şöyle içeride yani bu cephenin paralel olduğu genelde ofis alanları var. Bir de bir tane atrium var. Onun dışında bu süreklilik etkisini biz yakalayabilmek için çift cidardan ziyade genelde tek cidar olarak zaten geçtik. Dolayısıyla yani bu çift cidarın ilişkide olduğu mekan tipi kullanım açısıyla aşağı yukarı hep aynı. Ses konusunda yeterli oldu mu o zaman? Ses konusunda özellikle bir artı getirdiğini gözlemledik, evet. Yani kuzey cephesinde daha tabii yolla daha paralel olduğu için, daha fazla akış olduğu için orada daha büyük bir pozitif etki alıyoruz. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Başka sorumuz? Evet. İsmim Simantov Pozanti. Proje Parkı firmasının temsilen buradayım. Çok sürdürülebilir ve teknolojik bir binadan, hatta tasarım sürecinde çok fazla simülasyon ortamlarından bahsedildi. Ben biraz daha işin mekanik tarafında olduğum için bu kısma değinmek istedim. Çiller sistemi kullanacağınızı söylediniz. Bu kadar ekolojik ve LEED sertifikası almaya aday bir sistemin bence hani çiller sistemi yerine başka bir alternatif düşünüldü mü? Bu konuda bir çalışma yapıldı mı? İşte alternatif diğer seçenekler düşünüldü mü? Onu öğrenmek istiyorum. Ek olarak da yeşil çatıya yaptığınız yoruma biraz hani İstanbul şartlarında yetişebilecek bitkilerden bahsettiğiniz, çok fazla sulama gerekiyor. Çok rahat bir şekilde bu binanın atık suyuyla o 50 bin metrekarenin yeşil alanları sulanabilir. Bu tarz şeylerden çok bahsedilmedi ama bir sorayım istedim.
Aslında bu söylediklerinizin hepsi düşünüldü ama burada bütün konuştuklarımızı aktarmamız maalesef mümkün değil. Onun için hani mümkün olduğunca önemli veya dikkat çekebilecek noktaları yansıtmaya çalıştık. Soğutma, ısıtma konusunda daha detaylı bilgi için Rota'dan Devrim Bey var. Bizim beraber çalıştığımız bu konuda. Onunla da belki daha net bilgiler alabilirsiniz. Açıkçası birçok sistem üzerinden araştırma yapıldı kojenerasyona kadar. Ama muhtelif sebeplerden ötürü veya tercihlerden ötürü bazı sistemler bakım çok önemli. Türkiye'de kullanılan sistemlere yatkın olması, bakımı yapacak olanların burada bulunması, çok farklı sistemler üzerinden konuşuldu. Adiabatik soğutmadan, işte jeotermal sistemlere kadar birçok konuda aslında üzerinden geçildi. Yani ekonomi de tabii işin içerisine giriyor. Rica ederim. Evet. Sanırım bu kadar sorular. Çok teşekkür ediyoruz değerli konuşmacılarımıza, ERA'ya ve MİDEK Müngü'ye. Tabii